Merhaba herkese. Adım Ayhan Işık. Bugünkü seminerde paramilitarizm üzerine, Türkiye'de paramilitarizmin oluşumu, gelişimi ve tarihsel arka planı üzerine kısa bir sunum yapacağım. PowerPoint üzerinden sunuma devam etmek istiyorum ben. Paramilitarizm konuşmamın başlığı, paramiliter gruplar Türkiye'de gayri resmi savaşın kısa tarihi. Paramilitarizm nedir? Arka plan nedir? Türkiye'de nasıl uygulandı, nasıl kullanıldı? Genel devlet siyasetiyle bağlarını kısaca bu seminerde vurgulamaya çalışacağım. Şiddet, inkar ve teklifleştirici politikalarıyla yüzyılı geride bırakan Türkiye Cumhuriyeti, bastırılmış ya da yok edilmiş kimliklerle, paramparça toplumsal yapısıyla, tamamlanamamış bir ulus devlet projesiyle ve çözülememiş onlarca meselesiyle İçe geçmiş bir devlet modeli üretti, bir yönetim modeli üretti. Bu meselelerden biri de devlet kurumlarının Sünni Türk kimliği içerisinde eritemediği, muhalif kimliklere karşı kullandığı siyasal şiddetin gayri resmi aparatlarıdır. Bunlara bir bütün olarak doktora çalışmamda da ben bunları bir bütün olarak da paramilitarizm olarak tanımladım. Türkiye örneği ve Kürdistan örneğinde. Paramilitarizm sadece Türk Devleti'nin değil, küresel anlamda da aşağıda açıklayacağım üzere birçok devletin kullandığı oldukça kabul gören bir şiddet yöntemi ve aracıdır. Yani tanım üzerine, paramiliterin üzerine farklı çalışma grupları var. Dünya farklı üniversitelerinde, farklı bölgelerinde farklı çalışma grupları var. Almanya'daki bir çalışma grubunun yaptığı bir araştırma var. Buna dair birkaç bilgi vermek istiyorum. 1981-2007 yıllar arasında bu çalışma grubunun Sabin Kerey ve meslektaşlarının hazırladığı bir data. 1981-2007 yıllar arasında 88 ülkedeki iç çatışmalarda 332 farklı paramiliter grubun var olduğu görülmektedir. Soğuk Savaş'ın bitimine yakın ve hemen sonrasında özellikle iç savaşlarda, çatışmalarda paramiliter grupların kullanımı ciddi anlamda bir artış gösteriyor. Türk ordusu da Soğuk Savaş'ın ardından özellikle 84 yılından itibaren PKK ile başlayan çatışmalardan sonra ciddi bir dönüşüme uğradı. Ve NATO'nun devletler arası savaşa göre biçimlendirdiği Büyük Hantal ordusu özellikle 91 yılından itibaren daha mobil, iç çatışmalara göre yeniden örgütlenen, kapasitesi artırılmış bir orduya, mobil bir orduya dönüştürüldü. Bu askeri dönüşüm aynı zamanda paramiliter grupların kullanımı açısından da daha etkili oldu. Peki paramilitarizm nedir? Türkiye örneğini nasıl açıklamak gerekiyor? Paramilitarizmin temel kıstasları nelerdir? Onu tanımlayan temel parametreler nelerdir? Onları kısaca vurgu yapacağız. Etimolojik olarak paramiliter terimi iki kelimeden oluşan bir ifade. Para önekili, öneki birlikte kullanıldığı kelimeye yanında, yakınında, ötesinde, dışında, beraberinde gibi anlamlar katmaktadır. Militer kelimesiyle kullanıldığında paramiliter, yarı askeri anlamda biz daha çok kullanıyoruz. Yarı militer, yarı askeri. Adlandırma açısından da paramiliter terimi ağırlıklı olarak devletlerin resmi güvenlik güçlerinin dışında oluşturulmuş, muhalif grupları sindirmeyi, yok etmeyi amaçlayan, devlet yanlısı silahlı gruplar için kullanılmaktadır. Yani devlet yanlısı, devletin resmi polis ve jandarmasından ayrı olarak da, ama devlet destekli ve ideolojik olarak devletin takipçisi olan devletin o ideolojik perspektifini benimseyen silahlı gruplar için kullanılan bir ifade. Birçok farklı isimle adlandırılmaktadır paramiliter gruplar. Bunlar paramiliter gruplar, vigilant gruplar. Yani kalabalıklar kendileri inisiyatif almış ve o inisiyatifi kullanan gruplar vigilant olarak tanımlanıyor literatürde. Hükümet yanlısı milisler, kontrgerilla, ölüm timleri ve benzeri. Bunların hepsini bir bütün olarak çatı kavram olarak paramilitarizm diyoruz. Paralı askerlerden farkları var paramiliter grupların. Paralı askerler yani mercenaries tamamen ekonomik motivasyonlu gruplar. Dünya farklı bölgelerinde şirket oluşturuluyor ve o şirket arasında dünya farklı bölgelerine gidilip o ülke içerisinde de ülke dışında da ama ağırlıklı ülke dışında kullanılır mercenaries, paralı askerler. Paramiliter gruplar ise onlardan farklı olarak
ideolojik motivasyonlu, salt ekonomik değil, ideolojik motivasyonlu gruplar olmaları. Paramiliter grupların, paramiliter teriminin sistematik ilk olarak kullanımı, sistematik olarak ilk kullanımı 1930'lardaki Almanya'da Nazi döneminin gençlik grupları için yapılmıştır. Fakat arka planı çok daha eskilere gitmektedir. 19. yüzyıl sonlarına itibaren imparatorlukların çöktüğü, ulus devletlerin ortaya çıktığı bir zamanda paramiliter gruplar da biçim kazanmaya başladı. Şöyle ki, örgütlenme ve işlev açısından kökenleri daha eskilere dayansa da ulus devletlerde orduların ve şiddet kullanma yetkisi verilen silahlı güçlerin hukuki anlamda daha açık bir şekilde tanımlanması paramiliter grupları daha ayrı bir kategori olarak konumlandırdı. Doğal olarak resmi ordu birlikleri ve paramiliter gruplar şeklinde böyle farklı silahlı birimler, birlikler ortaya çıkmaya başladı ve modern dönemle birlikte resmi ordu birlikleri ve polis gibi, yani ordu ve polis gibi devletin şiddet kullanma yetkisi verdiği, devlet adına şiddet kullanan birimlerden farkları var. Bu farkları kısaca vurgulamak gerekiyor. Paramiliter gruplar yarı resmi ve gayri resmi devlet yanlısı silahlı gruplar. Yani yarı resmi de olabilir, gayri resmi de olabiliyor. Polis ve ordu ya da jandarma gibi resmi birimler değiller. O yüzden paramiliter gruplar olarak adlandırılıyorlar. Güvenlik bürokrasinin hiyerarşik yapılanmasına oranla daha esnek ve farklı bir organizasyonel yapıya sahipler. O salt, çok keskin hiyerarşik alt, üst, ast, üst ilişkileri çok çok belirgin değil. Bu resmi kurumlar gibi çok belirgin değil. Hukuk dışı eylemlerinden, yanlış yazmışım oraya, pardon. Hukuk dışı eylemlerinden ötürü devlet kurumları tarafından reddedilebilir, esnek bir ilişkiye sahipler. Genel olarak iç savaş benzeri çatışmalarda kullanılmaktadırlar. Gerçekleştirdikleri eylemlerden dolayı kişisel ekonomik çıkar sağlamaktadırlar. Genellikle muhalif silahlı grubun destekçilerine, yani sivillere karşı kullanılmaktadırlar. Evet. Örgütlenme biçimleri paramiliter grupların örgütlenme biçimleri aşağıdan yukarıya ve yukarıdan aşağıya şeklinde iki kategoriye ayrılabilir. Bölüm timlerinden devleti korumayı kendine misyon edilmiş kalabalık gruplara, devletle ilişkili organize suç örgütlerinden ultra milliyetçi yapılanmalara kadar farklı kategorilerde birçok silahlı grubu kapsamaktadır paramiliter gruplar. Aşağıdan yukarıya örgütlenen gruplar genelde o kalabalık güruh dediğimiz vigilant gruplar, linç, devlet adına, devletin siyaseti adına linç gerçekleştiren kalabalık gruplar. Bunlar ve buna benzer, yani devletin direkt motive etmediği ya da direkt resmi olarak kendi elemanları aracılığıyla örgütlemediği, kendiliğinden ideolojik motivasyon olarak kendiliğinden örgütlenen gruplara aşağıdan yukarıya doğru örgütlenen gruplar diyoruz ve bunlar genelde vigilant gruplar, kalabalık gruplar oluyor. Yukarıdan aşağıya örgütlenen gruplar, bunlar ağırlıklı olarak devlet kurumları, devletin eğitimli personeli tarafından eğitilen gruplar oluyor. Eğitimli, silahlı, devlet yanlısı, yarı resmi veya gayri resmi gruplar olabiliyorlar. Aşağıdan yukarıya örgütlenen gruplar genelde gayri resmidir. Çünkü o anda bir araya gelen, o anda ideolojik olarak bir araya gelen 2000'lerin başlarında çokça gördük. Ege'de gerçekleştirilen linçler, Kürtlere karşı gerçekleştirilen linçler, 1970'lerin sonlarında Alevi pogromları sürecindeki o kalabalık grupların hareketlendirilmesi, yine geriye doğru gittiğimizde 70'lerdeki öğrenci hareketlerine karşı aşırı milliyetçi grupların sokaklara dökülmesi ve 6-7 Eylül pogromunda İstanbul'da dükkanları yağmalayan, oradaki gayrimüslim nüfusa ciddi anlamda zararlar veren o kalabalık grup vigilant olarak tanımlıyor ve bunlar aşağıdan yukarıya örgütlenen gruplar. Aynısını 1934 Trakya pogromuna, 1915 Ermeni soykırımına ve daha geriye de götürebiliriz.
Kurulma sebepleri, dünyada paramiliter gruptan kurulma sebepleri çok çeşitli. Yani ülkelere göre çeşitlilik arz ediyor. Örneğin Latin Amerika'da ekonomi çok belirgin bir etki. Yani ideolojiyle birlikte ekonomi de çok belirgin bir etki. Dünyanın farklı bölgelerinde farklı etkenler öne çıkmaya başlıyor. Örneğin Endonezya'da 1960'lardaki o kalabalık grupların, oluşturulan paramiliter grupların sivillere ve komünistlere karşı gelen örgütlerin en büyük motivasyonu ideolojikti. Latin Amerika'dakiler bu ideolojik motivasyonları olsa bile çok ciddi bir ekonomik etkiye sahip oluşum sürecinde. O yüzden dünyanın farklı bölgelerinde farklı paramiliter gruplar farklı nedenlerle oluşturulabiliyor. Fakat Türkiye örneği üzerinden değerlendirdiğimizde üç temel başlık altında ben kategorize ediyorum. Birincisi devletin bekası. Çok da duyduğumuz devletin güvenliği, ulusal güvenlik, devletin bekası gibi böyle herhangi bir devlet yetkilisinin, devlet bürokratının veya siyasetçinin bir sorunu, ulusal bir sorunu ya da devlete veya topluma ait bir sorunu tarif ederken dilinden düşürmediği veya ilk uyguladığı kelime devletin bekası. Bu paramiliter grupların kullanımı ve oluşumu için en belirgin sebep Türkiye örneğinde. İkincisi bu gruplara reddedilebilir olmaları. Reddedilebilir olmaları o gruplara siz istediğinizi yaptırabilirsiniz ama resmi olarak tanımadığınız için de bu grupları çok rahat reddedebilirsiniz. JITEM örneği 1990'lardaki JITEM örneği bunlardan biri. Bu grupların çok rahat bir şekilde reddedilebilir olmaları, onların oluşturulmaları ve kullanılmaları için diğer bir etken. Diğeri de devletin düzensiz savaş kapasitesinin zayıflığı. Bu 1985, 84, 90, 84, 91 arası için söylenebilir. Fakat sonrasında bu neden dönüşüyor, ortadan kalkıyor. Fakat 1980'lerdeki PKK'nin ilk ortaya çıktığında devletin ilk refleksi köy korucularını kurmak. Birazdan vurgulayacağız onları. Köy koruzlarını oluşturmak, özel tim oluşturmak, buna benzer gruplar hayata geçirmek. Yani paramiliter gruplar oluşturmak devletin ilk refleksi. Paramiliter gruplar oluşturmak oldu. Fakat devletin düzenli ordusunun ya da düzenli askeri birliklerinin, silahlı birliklerinin kapasitesinin yetersizliğini o dönem paramiliter gruplar oluşturarak kapatmaya çalıştı ve 91'e kadar, 91'de ciddi bir stratejik dönüşümle devlet devletleri bunu farklı bir forma büründürdüler. Türkiye örneğinden baktığımızda paramiliter grupları kısa bir tarihini vurgulamak daha açıklayıcı olabilir. Geç Osmanlı'dan günümüze kesintiler olsa da bir süreklilik olduğu söylenebilir. Paramiliter gruplarda fotoğraf Hamidiye alaylarını gösteren bir fotoğraf. Geç Osmanlı'da 1891'de Hamidiye alaylarla oluşturuluyor. İmparatorluğun doğu siyaseti özellikle hem Rusya ve İran'a karşı iki büyük devlete karşı doğudaki iki büyük devlete karşı ağırlıklı olarak Ermeni milliyetçiliğinin ortaya çıkması süreçleri ve Ermeni örgütlerinin ortaya çıkması süreçleri onlara karşı kullanılıyor. Bir diğer etken ve neden de oradaki Kürtlerin bir araya gelip o milliyetçi uyanış ya da milli uyanış, ulusal uyanış dediğimiz o dönemi yaşamadan aslında o fikirlerin elimine edilmesine dönük bir oluşum Hamidi alayları. Bir imparatorluk içi farklı etnik grupların kontrolü amaçlı oluşturuluyor. Diğeri fedailer var. Fedailer imparatorluğun muhalifi olan ya da imparatorluğun gizli bir şekilde çeşitli bölgelerde yürütmek istediği siyaseti yürüten kimi bireyler var ve bu bireyler üzerine yürütülen bir siyaset var. Fedailer bunlar. Teşkilat-ı Mahsusa en çok ismi bilinen paramiliter grup. Daha sonra bir istihbarat örgütüne dönüşüyor. Fakat eylemleri itibariyle paramiliter grup olarak da tanımlanıyor. Genç Osmanlı ya da Osmanlı Genç Dernekleri var 1915-16'da. Tarık Zafer Tuna'nın ifadesiyle yaklaşık imparatorluk genelinde o dönem 1916'ya gelindiğinde 750 civarı Osmanlı Genç Dernekleri kuruluyor.
Bunlar da teşkilat masaya bağlı ve onların lokaldeki ayakları şeklinde işlev görüyor. Teşkilat masası kendi feshettiğinde karakol cemiyeti kuruluyor. Hemen sonrasında ardından o ara dönem dediğimiz 1918-23 ara dönemi için kullanılan birçok yerel paramiliter grup var, yerel çeteler var. Topal Osman örneğinde olduğu gibi ve farklı ülkenin, imparatorluğun farklı bölgelerinde farklı gruplar kullanılıyor. Bir sonraki kategori tek parti dönemi, dönem daha doğrusu tek parti dönemi. Tek parti döneminde 1924'te aslında kırsalın güvenlik açısından kontrolü amaçlı köy koruculuğu sistemi kuruluyor. 1924'te her köye bir korucu. Paramiliter grup olarak tanımlayabileceğimiz bir grup. Aşiret milisleri geç Osmanlı dönemindeki Hamidiye alaylarına benzer şekilde isyanlarda Kürt isyanları 1920'lerin başlarına itibaren başlayan Kürt isyanları var. Devletin o tekçi siyasetin ne yani, o tüm farklılıkları elimine eden siyasetine karşı Kürtlerin ciddi anlamda isyanları oluyor. Bu isyanlar sırasında yerelde araziyi bilen, lokalde o araziyi bilen devlet yanlısı kimi gruplar var, aşiretler var. Bu aşiretler Mirisulları kullanılıyor. Şeyh Said isyanında da Dersim soykırımı sürecinde de ama ağırlıklı olarak Ağrı isyanı ve Zilan katliamı sırasında bu milisler çok ciddi bir şekilde kullanılıyor. İlli ufaklı farklı birçok isyan var ve bu isyanlarda da bu milisler, devlet yanlısı milisler, o bölgedeki milisler genelde kullanılıyor. Araziyi bilmelerinden dolayı, insanları tanımalarından dolayı hem istihbari amaçlı hem keşif amaçlı ağırlıklı olarak ve şiddet kullanmaları için bu milisler örgütleniyor ve kullanılıyor. 1930'lardaki en temel tartışmalardan biri eğitimin militaristleşmesi. Eğitimin militaristleşmesiyle birlikte toplumun geneli, özellikle gençlik bir bütün olarak paramiliterize ediliyor. Yedek güç haline getiriliyor. Orduya yedek güç, devlete yedek güç. Savaş için oluşturulmuş bir yedek güç haline getiriliyor ve eğitim modeli de bu minvalde yürütülüyor. 2000'lere kadar neredeyse liselerde eğitim süreçlerinde subayların gelip eğitim verdiği bir dönemden bahsediyoruz. Toplum paramiliterize edilmesi ifadesini kullanırken. Çok partili dönemde 1950-80 arası çok partili dönemde farklı paramiliter gruplar kuruldu. Türkiye'nin NATO'ya girmesinin hemen sonrasında Özel Harp Dairesi, Seferberlik Tetkik Kurulu, ardından ismi Özel Harp Dairesi oluyor. Bu kuruluyor ve 70'lere kadar gizli bir şekilde faaliyetlerini yürütüyor. 74'te Ecevit'in o Kıbrıs'ın işgali sürecinde yapılan devletin kimi kurumlarıyla yapılan tartışmalarda öğrendiği bir birim aslında, bir paramiliter grup. Yine 1960'lardan itibaren muhalif gruplara da karşı Milli Türk Talebe Birliği, Akıncılar, Komünizme Karşı Mücadele Dernekleri ve benzeri 1960-80 arası İslami ve milliyetçi ideolojiye sahip ama devlet yanlısı ve o dönemin sosyalist hareketlere, Kürt hareketlerine karşı örgütlendirilen paramiliter gruplar var. Yine 1968'lerden itibaren, 68'den itibaren ülkücü gruplar oluşturuluyor. MHP'nin gençlik grupları olarak görseldeki haritada Emniyet Müdürlüğü'nün, dönemin Emniyet Müdürlüğü'nün hazırladığı 1973'te yayınladığı rapor, ülkücü komando kamplarının yerini gösteren bir harita. Ağırlıklı olarak Türkiye'nin hemen her tarafında yayılmış görünüyor. Kürdistan'da az, o da Kürt-Türk nüfusun karışık olduğu yerlerde varlar. Antep, Malatya, Erzurum, Kars gibi. Ama Kürdistan'ın diğer yerlerinde yok. Fakat onun dışında Türkiye'nin diğer bölgelerinde hemen hemen her yerde bu komando kampları oluşturuluyor. Ki bu ekip 1970'lerdeki gençlik içerisinde, ülke içerisinde iç savaş olarak da adlandırılan 75-80 arası gençlik arasında sağ sol çatışmasında bu komando kamplarında eğitim gören ülkeciler ciddi anlamda kullanılıyor.
80'ler ve 90'lar en fazla paramiliter grupların en fazla kullanıldığı bir dönem. Çünkü 1984'te PKK'nın bir başlattığı bir çatışma süreci var ve devletin ilk refleksi o dönem paramiliter grupları var olanları reorganize ederek harekete geçirmek ya da yeni gruplar oluşturmak. Köy koruculuğu daha önce de bahsettik, 1924'te kurulan bir birim. 85'te reorganize ediliyor, 90'larda tekrar reorganize ediliyor. Özel tim 82'de ve 86'da ve 93'te reorganize ediliyor. 82'de kurulan bir grup. JITEM 1987'de kuruluyor. Hizbullah da 80'lerin başında kurulsa da PKK yanlısı Kürt sivillere karşı 1991-95 arası devletin tarafında çok ciddi bir şiddet aparatı olarak varlığını ortaya koyuyor. Kullanılıyor. 2015 ve sonrasında kullanılan farklı paramiliter gruplar var. Bunları da kısaca sıralamak gerekiyor. Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat, Esadullah, Sadat, Bekçiler, Halk Özel Harekat ve benzeri irili ufaklı birçok paramiliter grup oluştu, oluşturuldu ve kullanıldı. 2015-16'daki çatışma sürecinde kullanıldı. Bunların bir kısmı paramiliterizmin ihracı olarak adlandırdığım bir formda aslında Türkiye'nin dış siyasetinde rol oynamaya başladılar. Örneğin Suriye, Karabağ, bir kısmı Libya'ya gitti bu grupların. Yine Türkiye ve Avrupa arasındaki ilişkilerde bu grupların bazıları kullanıldı. Ülkücü gruplar özellikle Avrupa'daki kimi ülkelerde bu gruplar kullanıldı. Bu paramilitarizmin geç Osmanlı'dan itibaren değerlendirilmesi yani en temel tezlerinden bu süreci vurgulamaya, analiz etmeye çalışırken vurguladığım en temel tezlerden biri. Bir sürekliliğe sahipti. Kırılmalar ve kesintiler, kimi dönem kesintiler olsa da paramiliter devletin bir aparat olarak muhaliflere karşı paramiliter siyaseti kullanması hep bir süreklilik arz ediyordu. Bunda üç temel katman üzerinden vurgulamak istiyorum. İdeoloji, kurumlar ve kadrolar. Tabloda da göreceğiniz üzere Sünni, İslam ve Türk milliyetçiliği ideolojik motivasyon ve ideolojik arka planı bu süreçlerin, bu dönem tarihsel arka planı, geç Osmanlı'dan günümüze kadarki sürecin ideolojik arka planı kurumlar var. Devletin oluşturduğu kimi kurumlar var. Yine devletin oluşmasına destek verdiği, oluşturduğu ya da desteğini aldığı kimi farklı kurumlar var. Kürt kurumları var. Hamidi alayları Kürtlerden oluşturuldu. Aşiret milisleri, hakeza, Hizbullah. Popülasyonun çoğu Kürtlerden oluşmuş aşırı İslamcı, cihadist bir organizasyon ve 91-95 arası ciddi anlamda devlet destekledi. PKK'ya karşı, PKK sivillere karşı kullanılan şiddette çok ciddi bir rol oynadı. Koruculukta bahsettik, 1924'ten itibaren var olan bir kurum. Bir de kadrolar var. Daniş Karabelen gibi teşkilat masada rol almış ve özel harp dairesini kurmuş bir şahsiyet. Abdullah Çatlı gibi 1970'lerdeki öğrenci hareketleri sürecinde rol almış. Ülkücü camianın bilinen hem bir çete lideri, hem mafya, hem devletin kullandığı, Avrupa'da ve farklı yerlerde kullandığı bir şahıs. 90'larda da ciddi anlamda Kürt iş adamlarına yönelik suikastlerde rol aldı, ifade edildi. Sedat Bucak, 70'lerde, 80'lerde ve 90'larda özellikle korucu başı olarak rolü var. Hüseyin Velioğlu, 70'lerdeki Akıncılar hareketinden geliyor. O dönemde o İslami gençlik içerisinde rol almış bir insan. Ardından 90'larda da Hizbullah aracılığıyla varlığını sürdürüyor. Ülkücüler var, ülkücü kadrolar. Hem 70'lerde hem 90'larda hem de 2015'te bu kadrolar muhaliflere karşı, Kürtlere karşı kullanılıyor. Toplumun devletle kurduğu ilişki, paramilitarizm ve toplum arasındaki ilişki ve toplumun devletin siyasetini benimseme ve bunu
sürdürmeye yönelik çok ciddi bir eylemi gerçekleşiyor. Türkiye'nin farklı dönemlerinde, farklı yerlerde. Ben genel olarak bunu toplumun paramiliterleşmesi olarak anlıyorum. Toplumun paramiliterleşmesi derken aslında devletin uyguladığı o paramiliter siyasetin topluma yayılması anlamında kullanıyorum. Herhangi bir linç durumunda ya da bir pogrom durumunda belli güruhlar vardır ve bunlar ne yapmaları gerektiğini çok iyi bilen bir nüfus. Bunlar ya çeşitli dönemlerde eğitim almışlardır ya da ideolojik olarak bu dönemleri iyi biliyorlardır. Nasıl davranmaları gerektiğini iyi biliyorlardır. Fakat bu güruhların içerisinde mutlaka belli kişiler devletin belli kurumlarından ya da organlarından ya da bireylerinden çeşitli eğitimler alıyorlar. Ama genel olarak o paramiliter siyasetin topluma yayılması genel olarak toplum paramiliterleşmesi olarak tanımlanabilir. Devlet de kendi içinde 75, 80, 91, 96 ve 2015 sonrası devlet kurumlarında kendi içinde paramiliterleşiyor ve bu birbirini besleyen toplumun ve devletin paramiliterleşmesi birbirini besleyen bir süreç haline geliyor. Bu grupların işlevleri, son birkaç dakikam var. Bu grupların işlevleri, genel olarak işlevleri muhaliflerin ama özellikle muhalif silahlı grupları destekleyen sivillerin korkutulması, elimine edilmesidir. Ermeni soykırımı, Trakya, İstanbul pogromları, Alevi pogromları, bu gruplar farklı biçimlerde kullanıldı. 85-91 arası ağırlıklı olarak istihbarat toplama faaliyetinde rol alıyorlar paramiliter gruplar. Çatışmalar başladığında PKK ile. Yine 1991-96 yıllarında paramiliter gruplar ölüm mangalarına dönüşüyor. Gerilla hareketi ve destekçileri arasındaki bağın koparılması bu grubun paramiliter grupların işlevlerinden, temel işlevlerinden biri. Son 40 yıllık çatışmada. Yine silahlı muhalif grup gerilla hareketleri yerine onu destekleyen sivillerin hedeflenmesi ağırlıklı olarak. Yani paramiliter gruplar genel olarak tüm dünyada genel olarak paramiliter gruplar düzenli savaş dediğimiz çatışmaya genelde katılmazlar. Arka planda o çatışmanın bir tarafını, o muhalif tarafı destekleyen sivillerin elimine edilmesi için kullanılan aparatlardır. Genel olarak bu tüm dünyada kabul gören bir durum. Devletin gizli ve hukuk dışı ama sonrasında reddedilme ihtimali olan operasyonlarında rol almaları paramiliter grupların işlevlerini tanımlaması açısından önemli. Devlet paramiliterizm ilişkisi açısından da yine az öncekine işlevlerini tamamlayan bir vurgu olarak devletin yukarıda belirtilen gerekçelerle kurduğu ya da kullandığı gruplardır paramiliter gruplar. Bazı durumlarda devletin resmi güvenlik güçlerinden daha fazla güvenilir olabiliyorlar. Hukukun sınırlayıcılığına takılmadan devletin güvenliği açısından gerekli görülen eylemler için yedek güç konumundadırlar. Reddedilebilir olmaları kullanılmalarını kolaylaştırıcı bir etken. 1990'larda devlet kurumları tarafından reddedildiler. Hem JITEM'in kullanılması hem Hizbullah'ın kullanılması, özeltimin belli amaçlarla kullanılması uzun süre reddedildi. Sonrasında 2000 raporlarda itirafı yapıldı bu grupların kullanıldığına yönelik. Yine 2015'te ve 16'daki çatışmalarda bambaşka bir resim ortaya çıktı. Devlet kullandı bu paramiliter grupları reddetmedi. Aksine sahiplendi ve bunlara dokunulmazlık zırhı verdi. Sunum bu kadar. Seminerim bu kadar. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Genel olarak Türkiye'deki paramiliterizmi genel literatürdeki tanımı itibariyle paramiliterizmi tanımlamaya çalıştım. Türkiye örneği üzerinden kısaca vurgulamaya çalıştım. Ve kökenlerinin sadece 80'lerde, 90'larda değil aslında 70'lerde değil çok daha eskilere geç Osmanlı'ya kadar götürülebileceğini vurgulamaya çalıştım. Yani öncesinde de paramiliter formda olan farklı gruplar imparatorluğun farklı dönemlerinde de kullanılmıştır. Fakat resmi ordu, düzenli ordu, şiddet kullanma yetkisi verilen silahlı birlikler modern dönemle birlikte Osmanlı İmparatorluğu'nun da geç dönemlerinde ortaya çıktığı için bir ayrışma süreci gerçekleşiyor ve diğer gruplar ağırlıklı olarak paramiliter birimler ya da paramiliter gruplar olarak tanımlanıyor. Bu yüzden geç Osmanlı'dan günümüze kadar kısa bir tarihçi sunmaya çalıştım. Tekrardan teşekkür ediyorum.